Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz lezzetli, harika bir kahveli bisküvili pasta yapacağız. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçelim. Evet, öncelikle muhallebimizi pişirerek başlayalım. Bunun için uygun bir tencereye 2,5 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1 tane yumurta ve klasik 200 ml'lik su bardağı ile 1 su bardağı şekeri alıyorum. 1 litre de sütüm var. Öncelikle sütten az bir miktar koyarak homojen bir kıvama gelene kadar çırpma teli karıştırıyorum. Ve malzemeler güzelce karıştıktan sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum. Şimdi kısık ateşte başından hiç ayrılmadan ve çırpma teliyle sürekli karıştırarak pişiriyorum. Ve muhallebimiz kaynamaya başlayarak kıvam aldı gördüğünüz gibi. Şimdi altını kapatıyorum ve içine 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya ve 1 yemek kaşığı kahve ilave ederek homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Ve malzemeler güzelce karıştıktan sonra muhallebiyi hiç soğutmadan hemen pastanın yapımına geçiyorum. Videoda görmüş olduğunuz burçak bisküvilerden bir sıra diziyorum ve üzerine hazırlamış olduğum muhallebiden koyarak eşit bir şekilde yayıp düzeltiyorum. Ve 3 kat bisküvi 3 kat muhallebi olana kadar bu işlemi tekrarlıyorum. ve üçüncü yani son kat bisküvileri dizdikten sonra kalan muhallebinin tamamını üzerine döküyorum ve eşit bir şekilde yayıp düzelttikten sonra buzdolabına kaldırıyorum. Evet şimdi pastamızın çikolatalı sosu için küçük bir sos tenceresine bir paket kremayı alıyorum ve üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Şimdi sos tenceresini içindeki kremayı ısıtmak üzere ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum. Ve kremayı kısık ateşte başından hiç ayrılmadan karıştırarak ısıttım. Kaynamaya başladığı anda altını kapattım ve şimdi içerisine 240 gram beyaz çikolata ilave ediyorum ve hızlıca karıştırarak çikolataları kremanın içinde eritiyorum. ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra pastamızın ganajı da hazır. İlk sıcaklığı çıkana kadar 1-2 dakika karıştırıyorum ve daha sonra üzeri kabuk tutmuş olan muhallebinin üzerine dökerek eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Bu arada 30 gram kadar sütlü çikolatayı benmuru usulü eriterek bir sıkma torbasına koydum. Şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi ganajın üzerine sıkıyorum ve daha sonra bir çöp şişle videoda izleyeceğiniz gibi şekil veriyorum ve şeklini tamamladıktan sonra tatlıyı buzdolabına kaldırıyorum. Evet ben vaktim kısıtlı olduğu için pastayı 2 saat buzdolabında dinlendirebildim. Fakat vaktiniz varsa en az 4-5 saat bekletmenizi tavsiye ederim. Şimdi bıçağımı her defasında kaynar suya batırıp çıkartarak bir peçete ile kuruladıktan sonra kare dilimler şeklinde kesiyorum. Ve hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu. Lezzeti ise bütün samimiyetimle söylüyorum ki inanılmaz lezzetli harika bir bisküvi pastası oldu gerçekten. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.